kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görenleriniz, ben Seda. Kanalımda değişik değişik şeyler deniyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü konumuz ne cilt bakımı, ne saç boyama, ne değişik değişik maske deneme. Bugünkü konumuz benim 2013 Survivor yarışmacısı olmam. Bilmeyenleriniz için de aslında bu videoyu çekmek istedim. Çekmemin amacı da şu, biraz önce Survivor başlamış ve annem içeride izliyordu. Dolayısıyla dedim ki ben de Survivor yarışmacısıydım. Aslında bana sorulan ve merak edilen şeyleri bir video haline getirip insanlarla paylaşmak çok güzel olur diye düşündüm açıkçası. Böyle bir şey yapmak istedim. 2012 yılında ben gerçekten psikolojik olarak çok çöküş dönemi yaşadım. Babam iflas etti, psikolojik olarak iyi durumda değildim, sonradan bir toparlamalar oldu ama bunların tabii ki kalıntıları üzerimde benim kaldı. Kendimi kötü hissettim, iş bulamadım, öyle oldu böyle oldu falan derken bütün arkadaşlarım zaten diyordu ki Seda sen Survivor'a gitmişsin, Survivor'lı kızsın, şöylesin, böylesin, bilmem nesin. Beni böyle bayağı gaza getirdiler. O dönemde de böyle aklımda ay gitsem mi gitmesem mi falan böyle algıda seçicilik vardır ya hani böyle bir şey algılarsın ve dersin ki tamam ya aman gidersem giderim gidemezsem de gidemem falan modu olmuştum. Ama evrene o enerjiyi attım ya ben, o benim karşıma bir şekilde çıktı. Taksim'de böyle her zaman gittiğim bir yer vardı, orada arkadaşlarımın arkadaşları Acunmedi'de çalışıyorlardı ve ben onlarla şöyle bir ya Survivor aslında ben gitmek istiyorum falan filan bilmem ne ama o kadar nasıl olacak falan, onlar da bana ufak tefek anlattılar durumu. Ben açıkçası internet üzerinden başvurdum, başvuru yaptım ve 2012 yılında tam tarihini ayını hatırlamıyorum, ben Acunmedi'ye Survivor görüşmesi için çağrıldım. Böyle kalbim güp güp atarak. Hatta görüşmeye gittiğimde Acun abi vardı, Esat abi vardı, sanırım bir de Sergen vardı. Onlarla görüşmeye gittim işte. İlk gittiğimde hatta utangaç böyle, böyle eskiden biraz daha içine kapanık, böyle çok fazla tanımadığım insanların yanında bu kadar rahat olamıyordum. Böyle utangaç falan, hatta kendi kendime sonra oradan çıktıktan sonra dedim ki ya beni niye alsınlar ki ben? Bana ne sorsalar cevap verdim. Onun haricinde hiç konuşmadım yani. Beni niye götürsünler ki falan diye düşünmüştüm. Hatta Sergen de beni ilk gördü. Benim bacaklarım biraz kaslıdır. Bacak alt kısımlarım da kaslıdı. İşte çocukluğumda paten kaydığımdan falan kaynaklı. Hatta dedi ki seni futbolcu yapalım kız, o bacaklarında kaslar ne falan diye de böyle bir espri olmuştu. Benim yanaklar kıpkırmızı. Utandım falan böyle. Çıktım oradan, dedim ki ya bu olmaz yani. Beni çağırmazlar. Nitekim de öyle oldu. 2012'de insanlar seçildiler. O oldu, bu oldu. Beni kimse aramadı. Ben de böyle üzüldüm Allah'ım dedim ya. Gidemedim işte, olmadı. Keşke bir tık daha konuşsaydım falan da filan da derken uyuyorum böyle gece. Gerçekten de onu düşünerek, şöyle yaklaşayım. Gerçekten de onu düşünerek uyudum. Telefonum çalıyor gece saat 3.30-4 civarlarında falandı. Efendim diye açtım, uyandım. Sedacığım merhaba, ben Acun abim dedi. Acun abi nasıl yani falan oldum ben böyle. Rüya mı görüyorum, şaka mı yapıyorsunuz falan dedim. Yok dedi, pasaportunu hazırladın mı, seni Survivor'a götürüyorum falan dedi. Ben yok, ben pasaportumu yeniletmedim ki sizden haber gelmeyince. Hiç şey yapmadım dedim böyle. Tamam canım falan dedi. Ya ben gerçekten çok üzüldüm falan dedim, bir şekilde halletmeye çalışacağım. Tamam söz veriyorum dedi, seni dedi seneye çağıracağım dedi. Telefonu kapattı, yerler dedim, benim uyku falan kaçtı tabii. Allah'ım dedim, hakkımı kaybettim ben, ne yapacağım falan. Başladım oturmaya, oturdum ağlamaya. Babam dedi ki üzülme dur dedi, tanıdıklar bilmem neler falan filan. Pasaportum için başvuru yaptım. Bir şekilde hayal attırdım yeniletmeyi. Sabah Acunmedi'yi arıyorum, tüm hallettirmiştim. Oradaki herkese böyle yalvara yalvara lütfen Survivor'a gideceğim falan diye Acunmedi'yi aradım ben. Dedim ki ben pasaportumu hallettim, gelmek istiyorum diye. Maalesef benim yerime 2012 yarışmacısı Anıl arkadaşımız gönderildi. Zaten 2013 yarışmasında da benim olduğum yarışmada da konseyde bunu Acun abi anlatıyor.
talihsiz bir durumum oldu. Dolayısıyla da ben çok üzülmüştüm. Yıl oldu 2013. Dedim ki acaba beni hatırlarlar mı? Ben dedim ki hiç hatırlamazlar ya, beni unutup gitmişlerdi. Ama gerçekten Acun abi beni unutmamış yani. Yedek son dakika yarışmacılardan biri yarışmaya katılmaktan vazgeçmiş, bir şey olmuş. Yedeklerde ben varmışım, beni aradılar. Yani şansa bakar mısınız yani, ben gitmeyi gerçekten istemişim ve gönderildim yani. Bir şekilde ayarlatıldım, çok böyle koştur koştur oldu her şey. Pıt 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 bir şekilde ayarlatıldı. Herkes tabii kıyafetlerini bilmem neleri sponsorlardan falan almışlar. Bana son kalan şeyler kaldı. Yani pembe bir şortum vardı zaten yarışmada, kısa, üstümde de beyaz böyle dandirik bir tişörtüm vardı. O şekilde böyle hazırlandım. 2 gün içerisinde eve geldi, Acun Medya'dan çekim yaptılar. Bizim akrabalar geldiler, vedalaştık falan. Ben nasıl gittim inanın hiç bilmiyorum. Yani böyle rüya gibiydi. Apar topar paldır küldür alındım. Hop, havaalanına gönderildim. İstanbul'dan gelmiş oluyorsunuz Panama'ya ve haliyle yemeniz, içmeniz, her şeyiniz ona göre, o oranın havasına adapte olamamışsınız falan filan. Bir anda pat dana gelişmeyince ben bu yarıştıktan sonra böyleydim bak. Nefesim falan aynen bu şekildeydi. Böyle nefes falan alamıyordum, korkunç durumdaydım. Ondan sonra zaten bir şekilde oranın şartlarına alışıyorsun. Zaten takır takır Avrupa atı gibi sonradan açılıyorsun yani. Çok dehşet bir şey. Bu oğlum şimdi adada böyle yiyecek hiçbir şey yok. Hindistan cevizi falan hiçbir şey yok. Böyle kurumuş bir ada. Biz de böyle Murat, ben, Fatma Gül şey yapıyoruz, turluyoruz. Bir şey bulursak alalım çantamıza falan, yiyecek olarak yaparız diye. Bir tane ağaç buluyoruz. Ben bir sevdim. Aa, inanmıyorum, mandalina bulduk, mandalina bulduk falan diye gidiyorum. Ama mandalina olsa iyi. Mandalina gibi kokuyor ama yani o ülkenin herhalde sanırım limonun belki 45-50 katı falan ekşi bir şey. Böyle dilini değdirirken dilin böyle ekşilikten böyle ağzım burnum yamuluyor. Açtık soyduk falan, ağzıma bir attım. Allah'ım böyle bir şey olmaz. Neyse biz sevincimizden topladık mapladık götürdük oraya. Onu da sonra böyle haşlayıp içine bir miktar şeker basıp kabukları mabuklarını yemiştik ama çok yani çok başka, çok acayipti. Yani yaşamamız lazım diyorum size. Yani bak gözlerim doldu. Çok özledim de aslında Survivor'ı. Değişik yani, üzerinden kaç sene geçti ya, inanamıyorum. Görüntü kalitesi bile çok tuhaf. Survivor'da tuvalet olayımız yok. Ormana gidip yapıyorsunuz. Onun haricinde başka yemek yok. İşte ödülleri kazanırsanız yemek veriyorlar. Ödülleri kazanamazsanız açsınız. Biz bayağı bir 24 saatten fazla aç kaldığımızı hatırlıyorum. Bir ödülü kaybetmiştik çünkü. Korkunçtu. Yani benim hatırladığım şöyleydi. Denizin sesi böyle bana böyle uzaktan falan diye geliyordu böyle derinden. Hiçbirimizin parmağını oynatacak hali yok. Perişan haldeydik yani. Sonra bir makarna ödülünü kazandık da ondan sonra böyle midemiz baba bayram etmişti. Tabii ünlüler kazandığı zaman o dönemde böyle önümüzde falan yiyorlardı. Ay çok kötüydü ya. Ağladığını biliyorum. Ben oturup ağladığını biliyorum. Fıstık ezmesi istiyorum, fıstık ezmesi diye. Yani ben Survivor'a gitmeden önce yemek seçen bir insandım. Gidip döndükten sonra gerçekten şey dedim ya, değişti yani her şeyim. Ya o tuvalete girmek ne kadar büyük lüks. Yatağında yatmak, istediğin zaman istediğin yemeği yemek. Yani gerçekten korkunçtu. Yani böyle dışarıdan izlediğiniz gibi değil. Gidip yaşamanız lazım orayı. Zaten sıcak, haliniz yok. Bir tek verdikleri şey su. Başka hiçbir şey yok. Enerjiniz bitiyor. Bir de ben gitmeden önce böyle hayvan gibi yemek yedim ama oralarda ödürüm açlıktan diye. Hayatımın en büyük hatasıydı zaten. Öyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Neyse tecrübelendim. Belki bir gün bir daha gidersem eğer kendimi aç bırakıp gideceğim oraya böyle vitaminsiz gibi. Daha iyi olur. Yani yemek yok. Oyunlardan önce enerjin yok. Su içip koşmaya çalışıyorsun. Bir de gaza geliyorsun. Son enerjinin sonuna kadar kullanıyorsun. Böyle pat oyunu kaybediyorsun. Düşünsene yemek yok. Hiçbir şey yok ya. Korkunç. Yani akşam sohbet ediyorsun. Nereye kadar edeceksin? Sabah kalkıyorsun, gün ışığı, sabahın köründe güneş çıkıyor, fenalık geçiriyorsun. Önün okyanus, su çekiliyor, sonra geri gidiyor. Yani bununla ilgili anılarımın mutlaka duyguyla birlikte Survivor anıları diye bir video çekerim. Orada zaten daha detaylı anlatırız. Ya inanılmazdı ya, yaşamanız lazım yani. Oradayken of of ben niye geldim ki buraya, ne yapacağım falan dedim ama döndükten sonra gerçekten çok pişman oldum. Zaten iyi de yarıştığımı düşünüyorum. Ve bir takım duyguya gıcık oldukları için, duyguyu eleyemedikleri için beni arada harcadıklarını düşünüyorum. Gerçekten bu düşüncem de hep bu şekilde kalmıştır.
Çok da önemli değil. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Gerçekten çok keyif alarak gittim. Hayatım boyunca unutmayacağım. Üstüne de telefon yok ve orada yaşadığım şeyler, biz adadan adaya konseye geçerken, konsey günü tekneyle geçiyorduk. Teknenin üzerinden böyle böyle balıklar atlıyordu. Uçan balık mı bir şey deniyorlardı ona. Telefonun yok. Çekemiyorsun kameraya. Hiçbir şeyin yok. Saat kaç bilmiyorsun. Günlerden ne bilmiyorsun. Bir süre sonra o kafandan gidiyor. Böyle inanılmazdı ya. Güneşi ilk defa o kadar büyük gördüm. Ayı ilk defa o kadar büyük gördüm. Yani köpek balığı gördüm. Daha görmediğim tuhaf tuhaf hayvanlar. Çok değişik, çok böyle... Yani hayatımda yaşadığım en güzel deneyimlerden biriydi. Yarışmalar çok zordu. Böyle böyle ara ara aklıma geliyor. Şimdi yeni Survivor'dakilere bakıyorum. Onlar değişik tabii. Bizim zamanımızdaki gibi değildi. Şu an daha farklı yarışmaları var, bilmem neyi var. Biz 2013 takımı olarak özel bir takım olduğunu düşünüyorum. Her zaman da öyle düşündüm. Yani bayağı favoriydik. Acun abi de zaten söylemişti. İşte gönüllüler takımı, nasıl gönüllüler takımı, bomba gibi geliyorlar falan diye. Güzeldi ya. Şimdi tekrar gitmek ister misin deseler, gerçekten tekrar gitmek isterim. Tekrar deneyimlemek isterim. Bu sefer kendimi daha iyi ifade edebilirim. Çok suskun ve kenarda kalmıştım çünkü. Bu sırtıma koydukları zımbırtı var ya, o zımbırtıyı koydular. Tam ensemin olduğu yere, tam omuzuma yerleştiremediler. Normalde onu kızlar koyuyor, ben de düzelttim. Ağırlığı koydukça geriye indi. Kollarım böyle, belli etmeye çalışıyorum. Oradan da daha düştü, o bırakacak falan diyor. O bakışım orada ona öyleydi. Gülerek böyle baktım, yeter artık diye. İndi. Kollarım artık geriye kadar gitti. Normalde ben gerçekten 70-80 kiloya kadar taşırdım orada. Bayağı dayanırdım. O kaymasaydı talihsizliğin büyük şeyi yani. Zaten sıcak, sırtım terli. Bir de o böyle aşağı doğru iyice inince maalesef yapamadım. Değişik bir anıydı benim için. Güzel bir tecrübeydi. Dediğim gibi yemek yemiyoruz. Tuvaletimizi kuma yapıyoruz. Kumda uyuyorsunuz, kumda kalkıyorsunuz. O böyle salak salak. Ay bunlar yemek yiyorlardır kesin. Tuvaletlerini otelde kalıyorlardır. Tuvaletlerini şuraya yapıyorlardır, buraya yapıyorlardır. Hayır öyle bir şey yok. Bayağı bildiğiniz... kedi köpek gibi kuma yapıyorsunuz. Benim Survivor anım da bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Aklıma böyle bir şey geldi. İlerleyen zamanlarda bu videoyu da beğendiyseniz Duygu ile de alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Birlikte bir şeyler yaparız. Bir canlı yayın açtığımda da mutlaka bu canlı yayında da yine Survivor'la ilgili konuşuruz diyorum. Şimdiden sizi çok seviyorum. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kocaman öptüm. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.